Obezite cerrahisi yaşam kalitesini iyileştirir ve genel bakım maliyetini azaltır. Ameliyat geçiren hastalar, kolesterol, tansiyon, kalp hastalıklarındaki iyileşme ve kanser riskinin azalması nedeniyle yaşam sürelerini uzatırlar. Obezite ameliyatından sonra en önemli dönem ilk bir aydır. Bu süreçte midenizdeki kesi yerlerinin ve stapler hattının sağlıklı iyileşmesi önemlidir. Ameliyat sonrası erken dönemde stapler hattı midenin normal kasılmalarına ayak uyduramaz. Bu nedenle beslenirken aralıklı kramp şeklinde ağrılar olabilir. Ameliyat sonrası ilk hafta sadece sıvı gıdalar tüketilmesi önemlidir. Bu dönemde diyetisyen desteğiyle yeterli protein, mineral ve sıvı alınmasını sağlayacak bir program olmalıdır. Ameliyattan önce kafanıza dikerek bir anda büyük miktarlarda sıvı alma alışkanlığınız varsa, ameliyattan sonra bunu kesinlikle yapmamanız gerektiğini bilmelisiniz. Edinmeniz gereken en önemli beslenme alışkanlığı yudumlama şeklinde sıvı alımıdır. Aralıklı yudumlar şeklinde alınan sıvı basınç artışına yol açmayacak ve gün içinde yeterli sıvı tüketmiş olacaksınız. Özellikle ilk haftalarda kesinlikle susamayı beklemeyin. Aralıklı olarak sürekli yudumlamayı alışkanlık edinin. Böylece özellikle sıcak günlerde sıvı kaybı yaşama riskinden korunmuş olacaksınız. Obezite ameliyatından sonra ilk günlerde bağırsak hareketleriniz değişebilir. Genelde ishal görülse de bazen lif alımı azlığından kabızlık da görülebilir. Yine sadece sıvı beslenilen dönemde ciklet çiğnemek hem bağırsak hareketlerini uyaracak hem de çiğneme kaslarınızı uyaracaktır. Ameliyatın ikinci haftasından sonra püre beslenmeye geçeceksiniz. Bu dönemde lif alımı artacak hem de lezzet açısından çeşitlenme olacak. Püre döneminde katı gıda dönemine hazırlık için yavaş yavaş yeme ve iyi çiğneme alışkanlıklarınızı pekiştirmeniz iyi olacaktır. Daha önce yeme alışkanlığınızdan çok daha küçük hacimlerle doyacağınızdan, doyduğunuzu hissettiğiniz ilk anda yemeği bırakmayı öğrenmelisiniz. Eğer midenizden gelen sinyalleri iyi yorumlayamaz veya hızlı, yeterince çiğnemeden yerseniz, ağrı, bulantı, kusma gibi yakınmalar yaşamanız kaçınılmazdır. Operasyonun birinci ayından itibaren katı gıdalara geçebilirsiniz. Bu dönemde sıvı gıda, örneğin meyve suyu gibi gıdaları en aza indirin. Diyetisyeniniz tarafından önerilen yüksek protein içerikli gıdalar tüketin. Bu dönemde artık kilonuza değil, yeme alışkanlıklarınızı kalıcı hale getirmeye odaklanmalısınız. Kilo verimi mutlaka ona eşlik edecektir. Yine bu dönemde beyinden gelen yeme güdüsünü ve yemeğe sevk edecek uyaranları en aza indirmek için yemek programlarından, marketlerin gıda bölümlerinden uzak durun. Kendinize zevkle sürdürebileceğiniz bir uğraş edinmeye çalışın. Unutmayın ki obezite cerrahisinden sonra başarınız, ameliyat sonrası gerçekleştirdiğiniz yaşam tarzı değişiklikleriyle paralel olacaktır.